Bu duvar kalıntıları tahminince kale amaçlı. Savunma binaları savunabilmek için yapılmış bir yapıdır. Biliyorsunuz o dönemlerde güç kimdeyse onun eline her şeyi geçirebilirdi. Amaçları bu insanların da bu korunakları yapıp binalarını savunmakta daha kolay olsun diye bu binalar inşa edilmiştir. Burada kilise, orada da manastır diye biliniyor. Zaten haritadaki tek elimdeki kanıt da haritadır. Harita üzerinde manastır ve kilise diye geçiyor. Bizans dönemine ait yapılar olduğu vurgulanmıştır. Bu harabe olmasına sebep tahminimce bu depremlerdir. Bakınız binalarda büyük çatlaklar oluşmuştur. Zaten burada da büyük yine çatlaklar var bu çevrede de. Belki de bir depremden sonra burada her şey yok olmuş ve gitmiştir. O insanların kullandığı bir şeyler. İşte burada işte ayazma veya ayoz diye bilinen şeydir, mum yapmak, adamak için. Bu elimizde bir tek harita var. Bu harita üzerinde bir tek kayıt bulabildim. Başka da hiçbir yerde kayıt yok. Bu yani konu, bu kilisenin ismini... Bu kilisenin ismi burada verildiğine göre Panaia Platonisia. Halk arasında bilinen ismi ise Veran Kilise olarak bilinmektedir. Burada kilise ve manastır diye bahsediliyor. Ve beyaze harfleriyle noktalanmıştır. Bu beyaze burada Bizans dönemi yapıtı diye düşünüyorum. Şimdi bu konu hakkında daha fazla bilgi bir kütüphanede falan karşıma çıkmamıştır. Birçok kitap karıştırdım fakat pek bir şey bulamadık. Evet, ismi dışında hakkında hiçbir bilgiye rastlayamadığımız bir tarihi eser. Sessizce etrafı izliyoruz. Biraz daha ileriye yürüyüp ek bir binanın yıkılmış duvarının önünde duruyoruz.
savunma duvarlarının da dışında. Görüyorsun savunma duvarları ileridedir. Bunun savunma duvarlarının da dışında diye tahmin ediyorum. Bu bina belki de farklı. Belki de burada bahçe için yapılmış bir yardımcı binayı. Zaten burada havuzları göreceğiz şimdi. Şimdi burada zaten görüyorsunuz ki buraya hayvanların girdiğine dair bazı belirtiler var. Buraya bunun içerisinde su vardır. Bir pınar var burada. Ve o pınarı tabii görmek biraz güç. Suyu ta ileride. Orada şimdi tadını... Evet. Hatta bir taçlık daha tabii ileride. Evet. Bu... işte hayvanların su içtiği bir yer burası. Burada 74'te bir sürü de insanın kaldığı, hatta aylarca burada yaşadığını duymuştum. O günlerde işte suyuna mağına bu yerin, burada insanlar yaşamış, canlarını kurtarmışlar. Su olduğu için burada hayat vardır. Burada tatlı sudur.